9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 204 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 204 Alamut Unhançerleri. Gizliliği ön planda tutan Hasan Sabbah, kendi davası uğruna 36 yıl Alamut'ta yaşamış ve rivayetlere göre kaleden hiç çıkmamıştır. Hatta odasından bile çok nadir çıkmış, bütün dünya işlerinden kendini soyutlamıştır. Yaşamını Batı'nın liderliği için hizmet vermeye adayan Hasan Sabbah, yaşamını buna göre düzenlemiştir. 23 Mayıs 1124'te Alamut Kalesi'nde hastalanarak ölmüştür. Hasan Sabbah hem din adamı hem de yönetici kişiliğiyle yıkıcı faaliyetler yürütmesine karşın mevcut düzeni yıkamamıştır. Edebiyatçı bir kimliği de olan Hasan Sabbah, düşünür ve yazar olarak çeşitli eserler vermiştir. Ancak Alamut Kalesi'nin, görsel 6.28, yakılmasıyla bunların çoğunluğu yanmıştır. Hasan Sabbah, kendine inananları etrafında çok iyi bir sistem ile toplamış ve teşkilatını sağlam temeller üzerine kurmuştur. Hasan Sabbah'ın liderliğinde teşkilatlanarak yayılmacı bir politika izleyen Batıniler, giderek geniş alanlara yayılmışlar ve faaliyetlerini ciddi bir boyuta taşımıştır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun en geniş ve en şaşalı döneminde bile Batıniler, kısa sürede Selçuklu topraklarında yayılmıştır. Bu yayılma tehlikeli bir hal alınca Sultan Melikşah'ın dikkatini çekmeye başlamıştır. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, Batıniler ile mücadele etmeyi veziri Nizamülmülk'e bırakmıştır. Ancak Nizamülmülk'ün Batıniler tarafından öldürülmesiyle Batıniler, Büyük Selçuklu topraklarında güçlenmişlerdir. Böylece Batınilik, imparatorluğun o dönemde ilgilenmek zorunda olduğu en önemli meselelerden biri haline gelmiştir. Batıniler, imparatorluğun önemli mevkilerine kendi adamlarını yerleştirerek Selçuklu topraklarında daha etkin olmayı sürdürmüştür. Bunlara bir çeşit casus görevi verilmiştir. Bu casuslar sayesinde ülkede gerçekleşecek veya gerçekleşmiş tüm olaylardan Hasan Sabbah'ın haberi olmuştur. Ayrıca suikastlarını da bu casuslar aracılığı ile gerçekleştirmiştir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu bir taraftan taht mücadeleleri bir taraftan da hızla yayılan Batıni propagandalarıyla zor duruma düşmüştür. Aynı zamanda Haçlı seferleri de Selçukluları çok yıpratmıştır. Batıni fedailer, suikastları daha rahat gerçekleştirebilmek için haşhaş ve silah olarak da hançeri kullanmıştır. Üstelik fedailer cinayeti işledikten sonra asla kaçmamış ve özellikle yakalanmıştır. Hatta böyle bir görevden sonra hayatta kalmak ve kaçmak onlar için utanç verici bir durumdur. Kılıktan kılığa giren fedailer, suikast düzenleyeceği kişinin yanına planlarına uygun bir şekilde giyinip gitmiştir. Bu nedenle bazen bir dilenci bazen de bir SF gibi giyinmiştir. Kıyafetlerinde her zaman birbirlerini tanıyabilecekleri, ancak halkın anlayamayacağı izler bulunmuştur. Arayacağım, 2011'den düzenlenmiştir. Batınilerin örgütlenmesini göz önüne getirdiğinizde, günümüzde hangi örgüt veya örgütlerin yapılanması aklınıza gelmektedir? Cevap, mistizm üzerine öğretisini kurgulayan inançlar aklımıza gelir. Bunlara daha çok Orta Doğu ve Uzak Asya'da karşılaşılır. Rafizilik ve Budizm gibi. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.